cemiyetimizi teşrif etmişlerdir. Aydın Ticaret Odası binasında düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya Aydın'ın önde gelen isimleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Yakup Can Bolat, konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının toplumsal değişim ve sosyal sorumluluktaki kritik rolünü vurguladı. Sivil toplum kuruluşlarımızı davet ettiğimiz toplantımızda, öncelikle bizlerle birlikte olan Türkiye Yüzyılının inşasının gerçekleştirildiği Gazi Meclisimizin değerli başkanı Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'ye teşrifleriyle bizleri onurlandırdığı için şükranlarımı arz ediyor. Sizleri en derin muhabbet ve hürmetlerimle selamlıyorum. Sayın Başkanım, bireylerin ve grupların devlet içerisinde kendilerini ifade edebildikleri, yönetim süreçlerine katılım sağlayabildikleri ve birlikte yaşayabilme anlayışına katkı sağlayarak toplumsal bağları güçlendiren yapıların bütünü olarak tanımlanan sivil toplum, dünyada çoğulculuğun, yardımlaşmanın, insan hakları ve demokrasinin gelişimine de çok önemli katkılar sağlamaktadır. Toplumsal sorunların temelinde büyük ölçüde toplumu oluşturan aktörlerin sosyal sorumlulukları gereği, sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemeleri yatmaktadır. Toplumsal sorunların çözümü için sivil toplum kuruluşları aracılığıyla vatandaşın doğrudan yönetime katılması ve sorumlulukları üstlenmelerinin önemi oldukça büyüktür. Sivil toplum örgütleri toplumun dinamik, değişime öncülük eden ve halk kitlelerinin duyarlılıklarını dile getiren kuruluşlardır. İnanıyorum ki sivil toplum örgütlerinin Türkiye sevgileri, iyi niyet ve sorumluluk duygusuyla yürüteceği faaliyetler, aydınlık geleceğe doğru yürüyüşümüzde son derece yararlı katkılar sağlayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, FETÖ ile mücadele ve Türkiye'nin iç ve dış güvenliği konularına değindi. Kurtulmuş, Aydın'ın milli iradenin sembol isimleri Yörük Ali Efe ve Adnan Menderes gibi kahramanların izlerini taşıyan bir şehir olduğunu vurguladı. Bugün burada Efeler Diyarı, Yörük Ali Efe'nin memleketi, demokrasi kahramanı, milli iradenin yılmaz savunucusu, Türkiye'nin çok partili siyasi hayatının en önemli iz bırakmış liderlerinden birisi olan şehit Adnan Menderes'in memleketinde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. FETÖ elebaşının ölüm haberine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün aldığımız bir haberle ilgili müsaadenizle bir iki cümle de olsa fikirlerimizi paylaşmak isterim. Türkiye'ye ağır bedeller ödettirmiş, manevi ve maddi bakımdan bu milletin geniş kitlelerini yıllarca sömürmüş, devletin içerisine böyle zehirli bir sarmaşık gibi dolaşarak sararak devletin içerisine sirayet etmiş ve en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünde 252 masum vatandaşımızın şehadetine vesile olan bir kalkışmayla devleti yabancılara teslim etmek için harekete geçmiş olan kirli bir örgütün kirli sözde lideri bugün öldüğü haberini aldık. İsterdik ki bu memlekete gelsin, getirilsin. Defalarca dosyası verilmesine rağmen kendisini koruyanlar, kollayanlar bir istihbarat örgütü gibi kullanımlar tabii ki böyle bir maşayı vermek istemediler ve orada gitti. İsterdik ki buraya gelsin ve yaptıklarının hesabını Türk yargı sistemi önünde, adalet önünde versin, ömür boyu hapislerde çürüsün. Ama bu dünyada belki adaletten kaçtı. Öyle inanıyoruz ki öte tarafta bu kadar ağır suçları karşısında ilahi adaletten kaçması mümkün değildir. Toplantıya Aydın milletvekilleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.